Herkese merhabalar. Bir başka hafta yine MBT'nin başka bir webinarında beraberiz. Bugün yine geçen haftaki konuklarımı yine ağırlıyorum. Ben iyice yayın yapmaya başladıysa farkındaysanız bir Twitch yayıncısı YouTuber falan o kıvama geldim. Yavaş yavaş gitgide oraya doğru gidiyorum. Yine bugün Taylan var, Ezgi var, Yağmur var. MBT'deki büyüme takımındaki Selamlar bana herkese. uzman arkadaşlar. Geçen hafta katılanlar izlemiştir. Katılmayanlar da hafta hafta yaptığımız bu webinar serilerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Veya podcast olarak dinlemek isteyenler de Spotify'da bulabilir bizi. Geçen hafta biz persona oluşturma ve funnel oluşturma tarafını konuştuk. Büyüme odaklı pazarlamanın strateji geliştirme adımlarını. Bu hafta da aynı ekip gene geçen hafta yaptıkları, ele aldıkları örnek markalarla. Bugün yeni izleyecekleri için o markaları tekrardan bir hatırlatacağız zaten. Bugün de funnel bazlı taktik nasıl oluşturulur onu konuşacağız. Ben ekranımı yansıtıp hemen içeriye girmek isterim. Katılımcılar da zaten yerlerini alıyorlar şu an gördüğüm kadarıyla. Şöyle de büyüttüm ben ekranımı. Hazırız. İçeriye girmeden önce daha önceki webinarlarımızda her ilk slide olarak bunu anlatıyoruz. Gene yeni katılanlar için bir tekrarlamak istedik. Aslında MBT tarafında yaptığımız webinar serilerinde biz büyüme odaklı pazarlamanın adımlarını adım adım aktarmaya çalışıyoruz. Bu MBT'nin 2015 yılından beri aslında birebir hem kendi markalarına hem beraber çalıştığı markalara uyguladığı bir metodoloji. Bu bir loop aslında birbirini tekrar eden. İşin check-up kısmıyla başlayıp strateji geliştirmeden önce markanın kendisiyle ilgili, rakipleriyle ilgili, hedef müşterisiyle ilgili dataları topladıktan sonra geçen hafta konuştuğumuz strateji geliştirme adımlarından aslında markanın bizim için minimum viable strateji dediğimiz olmazsa olmaz, taktik olmadan önce olmazsa olmaz çıktılarını çıkardığı kısım. Burası personanın oluşturulması, persona bazlı değer önerisinin oluşturulması ve büyüme adımlarının aslında growth funnel'ın oluşturulma safhası. Bugün konuşacağımız kısım üçüncü safha, planlama ve taktik geliştirme. Planlama ve taktik geliştirme de zaten dördüncü safha olan, aslında loop'u tamamlayan data odaklı iterasyon. Yani yapılan planların, çıkarılan taktiklerin haftalık, aylık marka hangi dönemlerde bu iterasyonu yapıyorsa dataya bakarak ne işliyor, ne işlemiyor'a göre aslında iterasyonun yapılması. Yani büyüme odaklı pazarlamada zaten ana ayrılan kısım datayı merkeze koyduğumuz bir noktada dataya bakarak neyin işlediğini ve neyi işlemediğine göre bazen strateji çıktılarının, yani bazen personanın, bazen değer önerisinin pivot olarak da adlandırabileceğimiz ama çoğunlukla aylık planların, yani aylık PPC planı, aylık sosyal medya planı, aylık content marketing planı gibi aylık planların ve taktiklerin data odaklı değiştirilmesi konusu. Bir funnel'ı hatırlatalım isteriz. Bugün konuşacağımız taktikler günün sonunda B2B veya B2C hangi sektörde olursa olsun firmaların funnel adımlarını dikkate alarak olacak. Funnel adımları aslında bir markanın daha önce hiç sitesine gelmeyen, daha önce hiç duymamış bir hedef müşterisinin müşterisi olma adımına kadar, hatta müşteri olduktan sonra elde tutma ve onun yaşam boyu değerini artırma süreçlerinin hepsinin adım adım belirlenme safhası. Geçen hafta Taylan ve Ezgi bize B2B marka örnekleri verdi. Birazdan zaten hatırlatırlar markalarını. Yağmur bize B2C, hatta bir mobile app markanın örneğini verdi. Adım adım şu anda bir funnel örneği. Yani takipçiyle başlayıp gelen takipçinin lead'e dönmesi. Lead'den sonra qualified lead dediğimiz aslında üzerine çalışılabilecek lead'lerin ayıklanması. Sonra fırsata dönmesi, teklif verilmesi ve satışın kapanması gibi. Bugün konuşacağımız plan bazında ve taktiksel bazda aslında mecralara baktığımızda biz bu mecraları kabaca üç başlıkta konsolide ediyoruz. Bunlar owned media dediğimiz markanın kendine ait mecraları. İşte web sitesi veya mobil uygulaması, ürettiği içerik ve içerik pazarlaması, e-mail pazarlaması ve sosyal medya hesaplarının yönetimi. Bunlar owned media bacağının altında taktik çıkarılabilecek alanlar. İkinci kısım paid media. Paid media de aslında ücretli
reklam yaptığı her tür alan. Son tarafta earned media, kazanılmış mecra. Olumlu veya olumsuz olarak marka hakkında üçüncü kişilerin veya üçüncü parti kurumların ürettiği içerik. Bu anlamda biz bugün konuşurken özellikle bu alanda birebir markaları yöneten arkadaşlar örnekler verirken biz dörde ayıracağız bugünkü içeriğimizin akışını. İlk bacak bizim reach ve attract dediğimiz aslında bir potansiyel müşterinin marka ile ilgili yapılan iletişimi duyması ve bir şekilde markanın dijital asetine, bu web sitesi olabilir, mobil uygulama olabilir, ziyaret etmesi taktikleri olacak. İkinci kısım, gelen ziyaretin istenilen aksiyona dönmesi. Bu B2B markalarda gelen ziyaretin lead'e dönmesi. İşte e-commerce firmalarında ziyaretçinin satışa dönmesi. İşte mobil uygulama olan markalarda mobil şeye gelen, App Store'a gelen veya Google Play'e gelen trafiğin download'a dönmesi gibi adımları karşılayacak. Sonra bizim için dijital asete gelen trafiğin sonra evrildiği aksiyon eğer nihai olarak müşteri olma aksiyonu değilse arada bir de bizim nurture ve close dediğimiz aslında o potansiyel lead'in, potansiyel müşterinin gerçekten müşteriye çevrilme adımlarını konuşacağız. En sonunda mevcut müşterileri elde tutma anlamında, onları büyütme anlamındaki aksiyonları konuşacağız. İlk adımdan başlayalım. İlk adım bizim için özellikle yeni bir ürün çıktığında veya startup'ın daha böyle ilk MVP aşamalarında, ilk pazara çıktığı aşamalardaki en fazla aslında şey yaptığı, patenaj çektiği diyeyim ve ilk önem verdiği kısım reach ve attract tarafı. Burası bizim için marka bilinirliği ve trafik oluşturma trafik oluşturma başlığında yaptığımız çalışmaları kapsıyor. Burada hemen arkadaşlara dönmek isterim ben. İlk olarak Ezgi senle başlayalım. Sende bir B2B örneği var. Evet. Sonra Yağmur B2C örneği verir. Sonra tekrar Taylan'la da bir B2B örneğine bakarız. Ezgi, kısaca bir hatırlatabilir misin? Geçen hafta Personal Fan'ın oluşturduğumuz markanın faaliyet alanı, personel hedef müşterileri, hatta kısaca da fanın adımlarından da bahsedersen en azından yeni katılan şeyler, katılımcılar için de bir devamlık sağlamış oluruz. Tabii ki. Geçen hafta bahsettiğim firma HR Tech alanında çalışan bir firmaydı. Hem şirket içerisinde bir kurum kültü yaratmak hem de mevcut yöneticileri bir koç olarak ekibini yöneten, onlara koçluk, mentorluk yapan bir liderler olarak yetiştirmek üzerine programlar, çözümler sunan bir şirketti. Bu anlamda hem end user onun personası arasına giriyordu hem de HR ekipleri, özellikle talent development, employee engagement ekipleri. Biz geçen hafta da şeyden daha çok HR direktör personası üzerinden gitmiştik. Çünkü yaptığımız çalışmalar da aslında hem satın alma kararı veren hem de ekiple omuz omuza çalışan bir departman olduğu için HR ekiplerinin aslında bizim direkt gitmemiz gereken personel olduğuna karar vermemiz sebebiyleydi. Bizim orada yaptığımız aslında funnel da şu anda senin gösterdiğine çok benzer bir funnel. Yani visitor'a bakıyorduk. Hangi işte topladığımız, visitor topladığımız kanallardan ne kadar lead elde ediyoruz? Bu leadlerin satış ekibiyle oturup konuştuğumuzda kaç tanesi qualified lead ve ardından kaç tanesi opportunity'ye dönüyor ve ardından işte ne kadarına proposal gönderip müşteriye çekiyoruz gibi bu şekilde bir funnel'ı vardı onların. Süper. Bu aşamada bu firmanın HR teknoloji alanında çalışan personel daha çok böyle İK şeyinde olan veya İK departmanında olan firma için reach attract tarafında, yani hem marka bilinme trafik sağlama tarafında. Yani bugün zaten süremiz gene kısıtlı. Yani 50 dakikada bir saatte bitirmeye çalışacağız. O yüzden böyle isterseniz şöyle yapalım. Yani her dört başlığımız olacak. Her bir başlıkta sizden ben birer tane böyle taktik önerisi şey yapayım, alayım. Yani ne yaptınız? Özellikle uyguladıklarınız olursa da daha şey olur. En azından ne uyguladığınız karşılığında hani ne gibi şeyler çıktılar, elde ettiniz vesaire gibi. Bu firma için Reach Attract tarafında ne gibi çalışmalar yapıldı? Burada özellikle tutan taktikler neydi?
Burada aslında birden fazla şey yaptık. Hemen hızlıca yani hepsine detaylı girmeden bir bahsedeyim. Sosyal medyada postlar çıktık. Burada belirlediğimiz LinkedIn ve Instagram birkaç tane ana mecra vardı. Onların üzerinden organik gittik. Ardından burada mesela iyi engagement alan postlarımızı promote ettik. Yani reklam olarak çıktık. Hedef kitlemize gösterdik. Dolayısıyla o iyi çalışan bir taraf oldu bizim için. İyi geri dönüşleri oldu. Aynı zamanda search reklamları yaptık Google üzerinde. Burada long tail kelimeleri oynadık. Zaten yaptığımız landing sayfasında da keza organikten de search'ten de long tail keywordleri oynadık. Yani long tail keyword nedir? Hani arama hacmi nispeten küçük ama dönüşüm oranları yüksek olan, rekabetin az olduğu kelimeler. Mesela işte mobile app değil de mobile app development companies in the UK gibi. Hani çok spesifik nokta atışı kelimeler. Bunları oynadık. Bu da zaten bizim hem tıklama maliyetlerimizi hem de conversion maliyetlerimizi oldukça düşüren bir aksiyon oldu. Ön medya tarafında da işte social bookmarking ve PR ekibiyle birlikte HR Tech alanındaki sitelerde yayınlar çıkarak aslında istediğimiz landing sayfasına topladık. Leadler toplamaya yani ziyaretçi toplamaya başladık burada. Akıttık şeyleri. Süper. Aslında B2B'ler başlarken birazcık klasik başladıkları yerler zaten. Ürettikleri içeriği sosyal medyada paylaşmak oluyor. Benim de çoğunlukla içerisine girdiğim projelerde gördüğüm. Burada sizin yaptığınız özellikle sosyal medyada ilk paylaşım yapıp orada engagement alanlarının üzerine bir turda boost edip daha da fazla kişiye erişme taktiği bence de güzel bir taktik. Zaten AdWords tarafında long tail ben de şeylere B2B markaları o anlamda çok öneriyorum. Yani generiğe gitmektense arama hacmi az da olsa o oranma geldiğinde dönüşüm oranının muhtemelen yüksek olacağı ve daha düşük maliyetli trafik alabilecekleri long tail'lere AdWords'ta yönelmekte söylediklerinden bir taktikti. Buradan Yağmur'a geçmeden önce aslında biz tek persona üzerinden geçen hafta şey yaptık, konuştuk ama birden fazla persona olan şeylerde, markalarda ki bu markada da vardı. Özellikle reklam tarafında, bir yerde reklam verdiğimizde persona bazlı landingler vesaire gibi. Yani orada personaları, çünkü persona oluşturduktan sonra bu soru çok fazla geliyor. Yani personayı oluşturduk da sonra persona bazlı şeyi nasıl takip edeceğiz? Funnel'ı. Orada persona bazlı landingler mi veya ne gibi taktikler yaptınız? Aslında burada ana bir landing'e indirdik. Çünkü bu reklam özelinde biz yine şunu gördük ki en iyisi aslında HR personası çalışacak. O yüzden onları hedefleyen bir program olmasına, ona göre bir landing sayfası yapılmasına rağmen daha önce yaptıklarımızda gerçekten hani solution bazlı, persona bazlı detaylandırıp gittiğimiz landingler oldu. Orada özellikle hem reklam metniyle landing sayfasını birbirine doğru bir şekilde aslında eşleyip gitmek daha önemli. Belki hani Taylan'ın o noktada daha böyle net bir örneği vardır diye düşünüyorum ama bizim tarafta bu firma özelinde hani tek bir persona ağırlıklı gidildi. Okeydir. Tayland'a geçtiğimizde zaten Tayland'da varsa onu da mutlaka alırız. Ben burada bu aşamada şeyi söyleyebilirim. Burada özellikle reklam tarafında ki B2B ağırlıklı LinkedIn ve AdWords tarafında başlıyor ilk şeye reklam harcamalarına. Hedeflenen persona işte teknik ve business olarak çok böyle hani ana bir yerden kırılıyorsa, değişiyorsa ben kesinlikle farklı landingleri öneriyorum. Farklı landingler çünkü hem funnel'ı kırmanızı sağlıyor. Yani siz bir landing tasarladınız, o teknik bir persona landingi. Ondan sonra ona o teknik persona gidip LinkedIn'de bulduğunuzda veya o teknik persona hangi arama şeyleriyle, keywordleriyle gelip AdWords'te hangi reklamlarınıza tıkladığını kontrol edebildiğiniz bir durumda o landingi atıp hem o teknik persona özel bir wordingle değer önerisinde daha teknik personaya özelleştirilmiş bir tarafta hem dönüşüm oranını artırabiliyorsunuz hem de dönüp baktığınızda tracking'iniz durumda o landingden sonraki olaylar ve lead'i işte teknik personayla aslında business personayı ayırabiliyoruz. Çok sağ olasın Ezgi. Engage Convert adımlarında gene tabii görüşeceğiz birazdan. Yağmur sana geçelim. Sen de kısaca bir markayı, iş modelini anlatırsan bir de funnel adımlarını sonra da senden de reach attract tarafında neler yapıldığı ile ilgili biraz örnek duymak isterim. Tamamdır.
Benim bahsettiğim marka aslında çocuk gelişimini destekleyen, beyin egzersizleri diyebileceğimiz eğitici oyunlar barındıran bir mobile app'ti. Bundan bahsetmiştim. Bunun içinde karar merceği aslında ebeveyn olduğu için personaya ebeveynleri koymuştuk. Ne kadar ürün çocuk odaklı olsa da. Bunun personayı oluşturduktan sonra da funnel adımlarını oluşturmuştuk. Burada B2C olduğu için ve bu bir mobile app olduğu için funnel'ın en tepesinde visitor olarak aslında app sayfamızı ziyaret eden kullanıcıları koymuştuk. Buradan sonraki adım bu kullanıcıları aslında download etmelerini ve kayıt olmalarını sağlamaktı. Bundan sonra gelecek olan adım onları aktif kullanıcılara dönüştürmek ve aslında free trial süreci bittikten sonra da onları müşterilere çevirmek olarak bir funnel adımlarını oluşturmuştuk. Reach Attract tarafında, yani funnel'ın en tepesinde benim app sayfama ziyareti çekmek için ne yaptığıma dair ben taktik olarak bizim de en çok kullandığımız aslında web sayfamıza öncelikle organik olarak trafik çekmek. Web sitemizin blog sayfalarına trafik çekmek organik olarak ve bu sayfalardan da daha sonra aslında müşterilerle kullanıcılarla engage olup onları convert edebilecek call to action'lar kullanmak gibi devam eden bir süreç var. Burada organik olarak da ziyaretçi çekerken önemli olan şey aslında bir SEO, SEO ile paralel olarak da SEO odaklı bir content marketing stratejisi oluşturmak oluyor. SEO zaten aslında bizim de MBT'de tüm markalar için sürekli takip etmemiz gereken, sürekli optimize etmemiz gereken, hataları bulup düzenlememiz gereken ve web sitemizin aslında domain skorunu artırmak için sürekli iyileştirmemiz gereken bir dünya olarak düşünebiliriz. Bunu content marketing stratejisinde de SEO odaklı olarak ilerlemek için de aslında uygulayabileceğimiz birçok şey var. Çeşitli tool'lardan araştırmalar yapıp aslında belirlediğimiz konsepte, örneğin şöyle diyebiliriz şu anda içinde bulunduğumuz dönemden dolayı benim bu ürünümü tanıtacağım homeschooling alanında bir konsept belirleyip bunun üzerinden yürüyerek blog içerikleri yaratmam gerekiyor. Bu konsepti belirledikten sonra aslında Google'da en iyi rank edebilecek title'lar, insanların Google'da arama yaptıklarında en çok hangi keyword'leri kullandığı, keyword hacimleri gibi analizler yaparak öncelikle konseptten sonra bloglarımızın başlıklarını belirlememiz gerekiyor. Blog başlığını belirledikten sonra ben bu içeriğin altını nasıl dolduracağım, içerik akışı nasıl olacak diye bir outline çizmek gerekiyor. Bununla beraber de yine SEO tool'larından insanların arama alışkanlıklarına göre en çok arattıkları keywordleri de tespit ederek, çünkü bazı keywordleri ayda 10 kere aratılıyor olabilir, bazı keywordler ayda 10.000 kere aratılıyor olabilir. Bunları tespit edip aslında o en çok aratılan keywordleri oynayıp içeriği de ona göre oluşturmak gerekiyor. Bu adımlardan sonra keywordlerimiz belli, title'ımız belli, içeriğimizin akışı belli. Her şey belirlendikten sonra aslında içeriği yazıyoruz. İçeriği yayınlama kısmında da yine SEO kurallarına da uyarak içeriği yayınlıyor olmamız gerekiyor ki Google'da insanlar arama yaptığında biz ilk sıralarda gözükebilelim. Burada işte bizim belirlediğimiz title'dan daha sonra yayınlarken kullanacağımız URL'in büyük bir önemi var. URL'de, title'da ve meta description dediğimiz alanda, yani sizin Google'da arattığınızda başlığın altında çıkan küçük açıklama kısmında aslında yine içeriğinizde kullandığınız keywordleri geçirmeniz gerekiyor. Hepsinin birbiriyle bir bütün halinde çalışması gerekiyor ki SEO kurallarına uygun bir şekilde biz bu içeriği yayınlayalım ve kullanıcıların karşısına ilk sıralarda çıkabilelim. Süper, ağzına sağlık. Bu arada bugünkü funnel bazı taktik önerilerinde MBT'de müşteri tarafında büyüme odaklı pazarlama stratejilerini kuran ve aylık planları yöneten arkadaşlar Taylan, Ezgi ve Yağmur benim konuğum diyeyim. Bundan sonraki haftalarda bunu bir seri gibi devam ettirdiğimiz için bir sonraki webinarımız içerik pazarlaması alanında MBT'deki içerik pazarlama tarafında görev alan Asene ve Burçin'in katılacağı ve biraz önce aslında Yağmur'un böyle çok böyle özet anlattığı, yani içerik pazarlaması, büyüme odaklı pazarlamada hangi adımlardan geçeri konuşacağımız bir webinar olacak bundan bir sonraki. Ondan bir sonraki de yine Yağmur'un hafif bir giriş yaptığı büyüme odaklı pazarlamadaki performans konuları, özellikle SEO ve PPC tarafını bu sefer performans ekibi Fatih ve Furkan'la konuşuyor durumda olacak. Aslında verilen taktikler şey gözünde bakabilirsiniz. Bir markayı yöneten, markanın bütün stratejisini belirleyen şeylerin, kişilerin taktiksel olarak funnel'a nasıl baktıkları kısmında, ama daha detaylara da giriyor durumda olacağız önümüzdeki webinarlarda. Taylan, sana geçelim.
Sen de kısaca bir hatırlatırsan bize hangi marka, hangi personaydı. Sonra Reach Attack tarafında sen de biraz bilgi verirsen. Ben bir gözümde saatte 20 dakikayı yemişiz arkadaşlar. Ama Reach Attack'te sıkıntı yok. Reach Attack böyle çok en böyle şey konu olduğu için merak edilen. Ama diğer taraflarda biraz sıkıştıracağım sizi. Sen de istersen. Tamamdır. Okey de biraz hızlandırayım o zaman. Tekrardan herkese merhaba. Bildiğiniz gibi geçen hafta izleyenler hatırlıyordur. Ben bir bulut tabanlı web servisleri sunan firmadan bahsetmiştim. Onun personalarından ve fan adımlarından bahsetmiştim. Reach Attack aşamasında çok pardon. Tabii bu firma B2B alanda olduğu için aslında kullandığımız mecralar belli. Çoğu pazarlama ekibinin kullandığı gibi. Fakat tabii kullanılmayan mecraları da kullanıyoruz. Bunlardan biri de Quora. Yani daha çok çok bilinmeyen ve az tercih edilen. Quora'yı da şöyle bilmeyenler için bahsedeyim. Aslında bir soru-cevap platformu. Bir forum gibi düşünebilirsiniz. Ağırlıklı iş dünyasında insanlar var, profesyoneller var. Teknik personelin daha fazla yer aldığı diyebilirim. Çünkü teknik işlerle alakalı çıkan problemlerde hızlı cevap almak adına bu platform kullanılıyor oldukça. Özellikle globalde çok fazla user sayısına sahip. Bu firma üzerinde ne yaptık? Bu firmanın biliyorsunuz benim anlattığım ürünlerinden birisi CDN'di. Yani içerik dağıtım ağı ve optimizasyonu yapan bir ürün. Özetle de aslında web sitelerinin hızlarını optimize eden, güvenlik anlamında katkı sağlayan bir ürün. Bu ürünü pazarlarken biz Quora'da nasıl kullandık? Aslında organik olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani kendiniz bir profil açıp, business bir profil açıp da içerik yaratabiliyorsunuz veya mevcut sorulara cevaplar verebiliyorsunuz. Bunun yanında reklam tarafı da var. Performans ekibiyle beraber yönettiğimiz. Reklam tarafında da farklı aslında modeller var. Aynı Facebook ve Google'da olduğu gibi Quora'da da belli hedeflemeler yapabiliyorsunuz. Yani davranışsal hedefleme var, audience hedefleme var, keyword hedefleme var. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Biz burada topic targeting kullandık. Topic targeting de şöyle aslında. Belli bir konu özelinde veya bu konuya yakın sayan, bu konuya daha relevant gelen sorulara cevap verilen kısımlar diye alıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size özetle. Web sitesiyle alakalı bir soru sorulduğunu düşünelim. Yani benim web sitemin hızı çok düşük firma olarak. E-ticaret şirketim var. E-ticaret sistemin performansını hız olarak arttırmak istiyorum diye bir soru geldi. Neler yapabilirim diye bir soru geldi. Buna yakınsayan bu tip soruların altında sizin reklamınız yer alabiliyor. Hem text olarak hem banner olarak yani görsel olarak yer alabiliyor. Biz bu platformu kullandık, oldukça da verim aldık. Hem text hem görsel olarak, yani banner olarak çıktık reklamları. Yani gerçekten globalde çok kullanıldığı için özellikle global pazarlar hedefleniyorsa tavsiye ediyorum. Hem CPC yani klik başı maliyetler anlamında hem de lead yaratma anlamında bize çok fazla katkısı oldu. Burada şunları da denedik hatta. Belli pazarlarda denemeler yapmak istiyorsanız da tabii LinkedIn'e göre biraz daha klik maliyetleri düşük olduğu için denemeler yapabilirsiniz. Yani hiç tahmin edemeyeceğiniz pazarlardan geri dönüşler alabiliyorsunuz. Orada bir audience olduğunu, orada sizin ürününüz olan bir talebi fark edebiliyorsunuz. Bu doğrultuda oldukça yararlandığımız bir taktik olarak söyleyebilirim. Süper, ağzına sağlık. Gerçekten Quora gibi platformlar, Reddit'i de buna ekleyebiliriz. Özellikle global alanda trafik toplamaya çalışan markalar için hem Taylan'ın bahsettiği social bookmarking kısmı, yani sizin gidip uygun alakalı sorulara cevaplar yaratmanız, hem de reklam kısmında ben de denemenizi tavsiye ederim. Özellikle B2B alanda globalde deneyen markalarda iyi sonuçlar aldığını gördüğümüz kanallardan bir tanesi. Diğer kısma geçmeden iki tane soru gelmiş bir chat'e, bir Q&A'ya. Webinar slide'ları ve şeyle ilgili, sunumla ilgili. Ben sunumun sonunda zaten sosyal medya hesaplarımızı chat'ten paylaşacağım herkese. Hatta Ezgi sen hazırlayabilirsen sana zahmet. Ben ekranı kapatmayayım. Sosyal medya hesaplarımızı paylaşacağız. MBT Akademi Türkiye sayfamızda. Biz her webinar bittiğinde webinarın video kaydını, webinarın podcast kaydını ve webinarda kullandığımız slaytları paylaşıyoruz. O anlamda geç katılanlar veya tekrar izlemek isteyenler, slaytlara erişmek isteyenler de oradan erişebilirler. Şimdi trafik topladık. Zaten çoğunlukla hani benim gözlemlediğim şeylerde, projelerde trafik toplamaya başladıktan sonra ilk tabii ki trafik bir heyecan yaratıyor. Trafik geliyor işte bir şekilde
takip edilen platformda Google Analytics'tir veya işte farklı analitik tool'larıdır. O trafik görüldükten sonra o trafiğin ne yaptığı ile ilgili analizler başlıyor. Biz bu adıma MBT'de Engage ve Convert adımı diyoruz. Aslında gelen trafikle etkileşime geçip onu istediğimiz aksiyona yönlendirmek. İstediğimiz aksiyon kısmında aslında burada bizim için önemli olan kısım şu oluyor. Trafik bizi bir anonim kullanıcı. Yani trafiği biz bir rakam olarak görüyoruz. İşte 300 kişi geldi, 500 kişi geldi, bu kadar sitede kaldı vesaire. Önemli datalar ama bizim için özellikle funnel bazlı işi sonuna kadar götürebilmemiz için anonimi insana çevirmek lazım. Hani bu insana çevirme tarafı işte B2B'de lead toplarken işte e-mail'idir, hangi datalar alınması istiyorsa odur. İşte B2C'de gene aynı şekilde satın almadan önceki sign up adımıdır veya Yağmur'un verdiği örnekte satın almadan önceki download ve belki free trial kullanma adımıdır gibi. O yüzden gelen trafiği bir sonraki adıma aslında geçirme kısmı engage ve convert kısmı oluyor. Burada çoğunlukla dijital pazarlama literatüründe de conversion rate optimization olarak duyduğunuz veya duyacağınız faaliyetler yapılıyor. Buraya geçtiğimizde Ezgi gene senin tarafta şey yapalım, devam edelim. Bu tarafta bir şeyler yapmaya başlamak gerektiğiyle ilgili hani bir an mı bu başlıyor yoksa hani birinci günden daha buraya da dikkate alarak mı gidiyor ve burada ne gibi taktikler yapıyorsunuz? Aslında web sitesinin yayını aldıktan itibaren Google Analytics bir derya deniz. Yani orayı bir araştırıp gerçekten gelen benim sistemde ne yapıyor diye bakmak lazım. Behavior kısmında mesela behavior flow diye bir şey var. Biz hem bu firmanın özelinde hem de diğer firmalarda mesela buraya bakıyoruz. Siteye gelen nasıl dolaşıyor, hangi sayfalara gidiyor, hangi sayfalarda bounce ediyor, çıkıyor. Aslında o bize çok net bir şey veriyor, fikir veriyor. Ama özellikle bir kampanya yapıyorsanız, işte mesela bir event düzenliyorsanız, bir webinarsa ya da lead toplamak istediğiniz bir yere reklamla insanları indiriyorsanız, burada özellikle Hotjar gibi şeyleri kullanarak, tool'ları kullanarak o sayfada nerelere tıklıyorlar, nasıl işte mouse'u nerelerde, hangi sayfada, hangi kelimenin içerisinde belki duruyor. Bunu anlamak önemli. Biz bu yakın zamanda mesela formun yerini değiştirmiştik bu firmada. Baktık ki form istediğimiz, ilk koyduğumuz yerde iyi çalışmıyor. Onu da sayfanın daha başka bir yerine taşıdık gibi. O yüzden hem Google Analytics'teki datalar hem de landing sayfası özelinde Hotjar gibi tool'ları kullanarak aslında bu da çok ciddi. Hani nerede ben engage edebilirim, nerede iletişim bilgisini alabilirim, sisteme geleni anonim olmaktan çıkar da benim tanıdığım e-mail adresi olan birine dönüşür. Onu aslında çalışmasını yapmak anlamında çok değerli. Aynı zamanda şu da yapılabilir. Bir sayfadan insanlar çıkıyorsa, o sayfaya işte gerçekten indikleri noktada ama bizim için kritik öneme sahip bir sayfaysa o sayfa, HelloBar gibi ya da HubSpot'ın pop-up'ları gibi ürünleri kullanarak aslında orada işte bir dakikadan fazla kalan ya da 30 saniyeden fazla kalan insanlara bu pop-up'ı çıkart, iletişim bilgisi topla gibi aslında engage et ya da alakalı başka bir içeriğe gönder. Özellikle blog sayfalarında olabilir bu. Ya da sizin bir çözüm sayfanızdır, ilgili bir blog yazısı yazmışsınızdır, fayda sağlayacak, engage edecek bir içerik. Sizin bilginizi gösteren, hani düşünce lideri olduğunuzu gösteren kendi alanınızda, sektörünüzde böyle bir içerik varsa, gerçekten bizim rock solid dediğimiz iyi bir içeriğiniz varsa use case olabilir. Yine aynı zamanda engage edebileceğiniz, lead toplayacağınız içerikler. Bu tarz aslında şeyleri landing sayfasındaki engagement'ı artırmak için bu tarz taktikleri kullanıyoruz firmalarda. Hem bu firma özelinde hem de aslında diğer firmalarda. Bu anlamda şeyi öneririm yani. Analytics'e hakim olmak çok değerli. Onun haricinde işte HubSpot, Hotjar gibi gerçekten web sitesinde kullanabileceğiniz tool'ları kullanmak, oradan data toplamak gerçekten çok değerli bu noktada. Sağ olsun, teşekkür ederim. Zamandan yememek adına biraz kendi yorumlarımı azaltarak sizi de akıtmaya devam edeceğim içeriği. Yağmur, sana geçelim. Bir mobil uygulama, sanırım senin Engage Convert'le tariflediğin yer, mobil uygulamayı download ettikten sonraki satın alma siteye geldikten sonra onun mobil uygulamayı download etmesini sağlama. Aynen. Senin projen webden de trafik sağladığı için uygulama mağazalarına o kısımdan bahsedeceksin.
Siz neler yapıyorsunuz B2C evet, pazarda bahsettiğim arkada? Reach Attract tarafında benim ürünümde çok eğitim odaklı, akademik bakış açısıyla hazırlanan bir ürün de olduğu için bu anlamda kullanıcılara fayda sağlamak, bilgi üretmek, işte onlara böyle fayda sağlayan bilgiler vermek önemli olduğundan ben aslında Reach Attract tarafında blog sayfalarımıza ziyareti çekmekten bahsettim. Engage ve Convert tarafında ise aslında Ezgi'nin de bahsettiği gibi en yaygın olan şey insanları, kullanıcıları blog sayfasına veya web sitesine topladıktan sonra bir şekilde onların siteden çıkma sürelerini vesaire de analiz ederek belli pop-up'lar çıkartmak karşısına. Ama şunu söyleyebilirim ki özellikle benim ürünüm için bu case'e özel olarak biz pop-up kullanmanın aslında çok iyi dönüşüm getirmediğini fark ettik bize. Çünkü birazcık daha gerçekten fayda sağlıyorum. Benim ürünüm de senin sorununa fayda sağlayacak. Senin çocuğunun gelişimini destekleyeceğim. Çocuğunu evde eğitmek için şunları kullanabilirsin falan gibi içeriklerde daha böyle kullanıcının da itici karşılamayacağı şekilde bir aksiyon almak için biz aslında call to action'ları içeriklerimizin içine yerleştirdik. Kullanıcının dikkatini çekmesi için de içeriğin içine koyduğumuz call to action'ları ürünün faydalarını anlatarak ürünün en önemli faydalarını en çok öne çıkarmak istediğimiz kullanıcıyı harekete geçirecek, oraya tıkladığında app'e gidip download etmesini sağlayacak mesajlar vermeye çalıştık. Burada birazcık aslında hem content stratejiniz, orada kullandığınız mesajlar önemli oluyor. Hem de aslında design da devreye giriyor. İçeriği okurken kullanıcının bir şekilde gözünün oraya da çarpması için daha highlight edeceğiniz bir şekilde onu da design ederek yayınlamak gerekiyor. Bu şekilde de kullanıcılara ben senin aradığın soruna, örneğin çocuğunu evde eğitmek istiyorsan, benim içeriğim örneğim oydu, hani homeschooling konsepti altındaydı. Benim ürünüm de senin çocuğunu evde eğitmen için sana şu şekilde yardımcı olur gibi ürünün en faydalı özelliklerinden bahsederek aslında kullanıcıya call to action'a tıklatıp app'e çekmeye çalışıyorum ve download etmesini sağlamaya çalışıyorum. Süper, ağzına sağlık. Bu arada şeyi hatırlattın bana yine. Önümüzdeki hafta içerik pazarlaması, sonra performans pazarlaması, sonra da user experience tarafında bizim ekipteki UX'in lideri Barış'la da gene bir webinar yapacağız. Orada özellikle user experience'ın daha hani kullanıcıyı ilk siteye çekmesinden başlayıp özellikle sitenin üzerindeki yapılan faaliyetlerdeki adımları daha detaylı analiz ediyor durumda olacağız. Sağ olasın tekrar, ağzına sağlık. Taylan, sana geçelim. Sizin tarafta, bu tarafta neler yapıyorsunuz? Aslında Ezgi'nin dediği gibi yani özellikle B2B tarafta engage convert aşamasında çok fazla taktik ve kurgu yapılabiliyor. Bu biraz da aslında growth ekiplerin ya da pazarlamacıların yaratıcılığına çok bakıyor. Çünkü neden? Engage convert aşaması tabii ki de B2B'de sales cycle biraz uzun olduğu için, yani genellikle çok uzun olduğu için burada olabildiğince marketing yapmak gerekiyor karar vericiye. Dolayısıyla ben aslında iki persona özelinde de aynı taktiği nasıl yaptığımızı anlatayım. Remarketing reklamını hepimiz çok kullanıyoruz. Yani biz pazarlamacılar, dijital pazarlamacılar. Remarketing reklamlarında da genelde bir kullanıcıyı bir landing'e ya da web sitemize yönlendiriyoruz. Buradan da lead toplamaya çalışıyoruz. Biz remarketing reklamlarında, ben hatırlıyorsanız geçen hafta bir technical personadan bahsetmiştim. Bir de CMO tipi, biraz daha marketing tarafına yakın personadan bahsetmiştim. Aslında biz technical persona için remarketing reklamlarını yine bir landing'e yönlendiriyoruz. Bu landing'de ise orada bir technical bir blog post okutup bir blog post okutmak için bilgilerini almaya çalışıyoruz. Veya onun ihtiyacı olan bir teknik bilgiyi ona vermek için lead toplamaya çalışıyoruz. Marketing personada ise bir use case üzerinden yine lead toplamaya çalışıyoruz. Bu da yine iki person içinde farklı kurgular. Yani aynı düzende farklı kurgular aslında. Ve ikisi de çok işleyen kurgular. Çokça da kullandığımız, yani sadece bu marka üzerinde değil, diğer projelerde de çok yer verdiğimiz bir taktik. Ve oldukça da lead getiren bir taktik bizim yönettiğimiz projelerde. Bunu şey yapabilir bize, özetleyebilirim. Süper. Ben de üçünüzün söylediği üzerine böyle çok kısa bir şey toparlama yapayım. Biraz da benim gördüğüm projelerde hem B2B hem B2C işin bu engage convert aşamasında aslında iki bacaklı taktikler oluyor. Bir bacak hem Taylan'ın hem Ezgi'nin bahsettiğim farklı tip landingler olabiliyor. Özellikle B2B dünyada hani bazen işte bir webinar sign up'ı yapmakla
bazen bir e-book download etmekle veya ürün el veriyorsa free trial şeyiyle, hani call to action'ıyla farklı tip landinglerle oynanabiliyor. Veya Taylan'ın verdiği örnekteki persona bazı landingler değişebiliyor. Burada engage convert aşamasında ya trafik geliyor ama lead'e dönmüyor tarafında dönüp lead'e dönmeyen kısımdaki persona bazı landingin tipini değiştirebilme bir adım. Diğer adımda, diğer başlıkla diyeyim, marketing aksiyonları. Şimdi marketing aksiyonlarında burada hem Yağmur'un hem Ezgi'nin bahsettiği siteye gelen trafiğin yaptığı belirli eventlere göre, sitede kalma, sitede geldiği kaynak, source, siteden çıkmak istemesi gibi farklı engagement aksiyonları, etkileşim aksiyonları alabiliyor. Bu pop-up olabiliyor, sağdan bir şey çıkması, üstten inmesi vesaire olabiliyor. Bu şimdi dijital pazarlamada tartışmalı bir alan. Bu kullanıcıyı biraz rahatsız ediyor. Hani hatta mobilde bunu özellikle Google çok ciddi anlamda şey önlemeye, kullanıcı deneyimini çok ciddi rahatsız etmeye başladığından dolayı mobilde önlemeye başladı. Bu anlamda buradaki cevap şu aslında, bunu kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Aslında dataya bakarak karar vermeli. Gerçekten hani günün sonunda çok ciddi trafik alan bir blog postunuz varsa, o blog postunuzda doğru yönlendirmeler yapamıyorsanız, ne için? İletişim bilgisi toplamak, yani lead'e çevirmek için. Onun üzerinde bu gibi aksiyonlar denenebilir. Ama burada Yağmur altını güzel çizdi onu. Kullanıcıya bir fayda sağlamanız lazım. Bir örnek vereyim. Bir blog post yazdınız. Blog post işte conversion rate optimization ile alakalı. O blog postun içerisinde Conversion Rate Optimization e-book'umuzu indirdiniz mi deyip e-book'a yönlendirmek gayet relevant bir şey olur. Ama her şeyde de sayfada böyle çok yoğun satış amaçlı bir şeye giderseniz rahatsızlık verebilir. Bu aşamada remarketing'i de ben çok şiddetle öneriyorum. Bu da gene kullanıcı tarafında böyle biraz annoy ediyor gibi, rahatsız ediyor gibi gözükse de çoğu projede datalarda şunu görüyoruz. Siteye gelenlerin tekrar lead'e dönmesi için veya siteye gelenlerin istenilen aksiyonu yapması için ne kadar farklı yerde çok ilgili alakalı şey görürse, içerik ve reklam görürse o kadar fayda sağladığını görüyoruz. Evet, şimdi diğer adımımıza geçelim. Bu adım istediğim gibi ilk başta trafik gelmeye başlıyor. Dijital asetlere diyeyim. Sonra dijital asetlere trafik geldikten sonra işte B2B'ler lead elde ediyor. B2C'ler de kullanıcı elde ediyor. Daha müşteri değil ama kullanıcı. Yani daha para ödememiş ama para ödemenin bir önceki aşaması. İşte free trial'da olabilir. Veya böyle e-commerce'ler sign up olmuş olabilir. Ama daha satın almamış olabilir. Bu aşama bizim için nurture ve close aşaması. Yani burada bir nurturing şey yapılıyor. Faaliyeti yapılıyor. Close dediğimiz olay da artık onu müşteriye çevirme adımı. Bu adım arasında aslında kullanıcı bilgilerini elde ettikten sonra o kullanıcıyı müşteriye çevirmek, lead'i müşteriye çevirmek aşamasında. Ezgi, sizin tarafta ne gibi challenge'lar oluyor, ne gibi aksiyonlar alınıyor? Birazcık senin bu tarafını dinleyelim. B2B'de tabii satış süreçleri çok uzun olduğu için lead geldi, satış ekibi iletişime geçti, toplantı alındı, işte süreç tartışılmaya başlandı. Gerçekten zaman alan şeyler. O yüzden kendini hatırlatmak, o iletişimi sıcak tutmak gerekiyor. Bu anlamda bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi aslında gelip lead toplayan topladığımız listeleri mesela remarketing için LinkedIn'e eklemek oldu. Orada sadece o kitleye yazdığımız başarı hikayelerini paylaştık. Use case'lerimizi paylaştık. Yani evet, bu toplantı aldığımız bir süreçte oluyor ya da başka bir süreçte ama masaya otururken sağlam ve hani bizi gerçekten anlasınlar, işte işimizde iyi olduğumuzu, çalıştığımız firmalara değer sağladığımızı görsünler diye onlar da use case'leri paylaştık ki benim satış ekibim masaya oturduğunda gerçekten güçlü bir şekilde oturabilsin. Biraz da firma hakkında olumlu şeyler aslında görüşler yaratılabilsin, bir güven ortamı oluşturulsun diye. Bizim aslında bu anlamda iyi çalıştığını gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu remarketing listelerini oluşturmak LinkedIn'de ve onlara özel kampanyalar yapmaktı. Onun haricinde tabii mevcut e-mail database'ine de işte katıldığımız podcastler, webinarlar ya da bir eventler varsa ya da yazdığımız gerçekten iyi bir içerik varsa onları gösterip hem hani firma yaptığı işi biliyor hem de ekipteki her bir insan aslında alanında oldukça uzman uzman olduğunu gösterecek içerikler paylaştık. Bu anlamda tam aslında bu aşamada biraz güven duymasını sağlamak, leadlerin, onların o süreci biraz daha aslında satış ekibinin süreci daha böyle kolay geçirmesini de sağlayan faktörler oluyor. Teşekkür ederim. Yağmur?
Hemen girdik. blog sayfama aynen. Blog sayfamı ziyaretçileri çekip onları harekete geçirince call to action'larla da app sayfama çekip download etmelerini sağladıktan sonra aslında benim de free trial sürecim başlamış oluyor. Bu free trial sürecinde de kullanıcıya olabildiğince çok fazla mesaj göndermem, mesaj vermem gerekiyor. Ben burada email marketing kullanmak gerektiğinden bahsedeceğim. E-mail marketing otomasyon aslında burada çok önemli bir şekilde devreye giriyor. Çünkü B2B'den de farklı olarak B2C olduğu için, bir app olduğu için e-mail datası B2B'ye göre kat kat daha fazla olmuş oluyor. Böyle olduğu için e-mail marketing aksiyonlarını da otomasyona bağlamış olmanız gerekiyor. Bunu zaten e-mail marketing tool'ları sağlıyor size. Sizin orada yapmanız gereken de yani bizim yaptığımızda aslında bu e-mail marketingin workflow'larını oluşturmak oluyor. Yani bir akış oluşturmamız lazım. Bazı eventler tanımlamamız lazım. Ve müşterinin, kullanıcının hareketlerine göre, davranışlarına göre ona otomatik e-mailler atıyor olabilmemiz gerekiyor. Burada şöyle örnek verebilirim. İşte kullanıcı download etti ürünü. Download ettikten sonra kayıt oldu ve ben ona bir welcome e-mail attım. Welcome e-mailinden sonra kullanıcı davranışlarını takip ederek oluşturduğum workflow'lara göre örneğin download ettim aktif bir kullanıcı değil. Şöyle bir şey tanımlamam gerekiyor. 3 gün app'e girmediyse atıyorum. Uzun zamandır aramızda değilsin gibi bir mesaj vermek ama bunu otomatize ederek yapabilmiş olmak. Eğer aktif bir kullanıcıysa bunu da workflow'un başka bir ucu olarak düşünelim. Burada da çocuğunun gelişimini izledin mi? İşte görsel zekasını geliştirecek oyunlar oynadı. İşte bugün de işitsel zekasını geliştirecek şu oyunları oynayabilir gibi aslında kullanıcının farklı hareketlerine göre workflow'lar oluşturarak onlara otomatik e-mailler atmak ve bir şekilde hem aktif kullanıcıyı hem de aktif olmayan kullanıcıyı değişik e-mail senaryolarıyla app'e tekrar geri getirmek. Çünkü artık free trial süreci biteceği zaman da onu müşteriye çevirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki free trial'ın bitmesine 5 gün kaldı, 2 gün kaldı, işte son gün gibi de yine otomatik senaryolarla kullanıcıyı app'e çektikten sonra da müşteriye dönüştürmeye çalışıyoruz. Süper. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Taylan sana geçelim. Ben en son bir toparlama ve yorum yapayım. Araya girmeyeyim. Tamamdır. Lead nurturing aşamasında aslında ben de lead scoring ve potential sales volume'dan bahsedeceğim. Yani gün sonunda pazarlama ekipleri çalışıyorlar. Mutlaka kampanyalar yapıyorlar. Optimizasyon yapıyorlar. Ama gün sonunda konuşulan şey ne kadar revenue geldi? İşte satış ekibi ne kadar satış yapabildi? CEO veya founder buna bakıyor gün sonunda. Revenue'ya bakıyor. Marketing getirdiğim karşılığında ben ne kadar satışa döndürdüm. Oradaki conversion'a bakıyor. Bu yüzden biz lead scoring'e çok önem veriyoruz. Hem MVP olarak hem de çalıştığımız projelerde. Çünkü özellikle B2B tarafta lead getirmek bir KPI belki. Ama bu lead'in kalitesi ve onun satışa dönmesi de growth ekibinin sorumluluğunda. Satışa dönmesi derken tabii ki de orada satış ekibiyle bir koordinasyonlu çalışma var ama skorlama anlamında onlardan feedback almak ve buna göre optimizasyon yapmak bizim için önemli taktiklerden, önemli aksiyonlardan biri oluyor. Burada tabii sadece lead score değil, bu lead'in satılsaydı ne kadar satılacaktı? Yani potential sales volume ne kadar? Ben gerçekten bu lead kaliteli gelmiş olabilir ama ürünüm için ne kadar bir teklifle geldi? Teklifin gücü ne kadar, büyüklüğü ne kadar? Bunlar bizim için, pazarlama ekipleri için çok kritik oluyor çünkü performans ekipleri özellikle geriye dönüp buna göre optimizasyon yapıyorlar. Tabii bu optimizasyonlarda da hem kanal bazlı yani source'a bakıp mecra bazlı, kampanya bazlı hatta bazen tabii veri analizi tarafında da ilerlediğimiz için veri odaklı konuştuğumuz için bazen reklam metni, bu reklam metni çok iyi işledi ve bu reklam metninden bu kadar lead getirdik gibi olabiliyor veya reklam görseli de olabilir veya landing sayfası da yani herhangi bir pazarlama materyalinden bahsediyorum. Tabii burada skorlama belirlemek bir şirketin sorumluluğu olan bir şey. Yani daha doğrusu satış pazarlama ekibinin sorumluluğunda. Lead skorlaması için tabii farklı görüşler, farklı öneriler, farklı modeller var. İşte 5'li skalalar var, daha farklı modeller var. Burada tabii sizin business'a en uygun olan skorlama sistematiği seçilip bunu manuel olarak yani bir Excel'de de takip edebilirsiniz veya bir pazarlama otomasyon tool'u, HubSpot gibi tool'lar üzerinden de bunu otomatize edip sizin skor girmediğiniz tool'un kendi hesapladığı bir sistem de kurabilirsiniz ki zaten dünyanın en büyük şirketleri de bunu yapıyorlar. Bu modelle çalışıyorlar. Bu sayede optimizasyonları daha sağlıklı oluyor. Bu da bizim çok çok kullandığımız hem tool'lar yardımıyla, tool kullanılmıyorsa manuel yaptığımız yine bir aksiyon, marketing aksiyonu.
Ağzına sağlık, sağ olasın Taylan. Ben de burada birkaç ekleme, toparlama da yapmak isterim. Aslında Ezgi'nin, Yağmur'un, Taylan'ın anlattığı örneklerden de hani yola çıkarak. Öncelikle kendi gözlemlerimden bahsetmem gerekirse, bu zamana kadar bir şekilde içerisine dahil olduğum projelerin çoğunda büyümenin tıkandığı, B2B'de, B2C'de de burası olduğunu söyleyebilirim. Aslında baktığınızda daha çok hani dikkat çekilen yer belki reach attract tarafıdır, işte trafik vesaire, ama orayı bir şekilde markalar çözmeye başlıyor. Engage Convert tarafında da günün sonunda biraz önce bahsettiğimiz aksiyonları doğru takip mekanizmasıyla yapıldığında o kısımda hani bir noktadan sonra açılabiliyor. Bir nevi zaten funnel'ı böyle düşündüğünüzde aslında yukarıdan biz bastırmaya başlıyoruz ve tıkanan yerleri açmaya başlıyoruz. Buraya geldiğinde buradaki tıkanan yeri açma tarafı gerçekten biraz ince mühendislik gerektiriyor. Burada şimdi ben 3 farklı tip firma tipinden bahsedeyim size, sektör bağımsız. Bir tanesi daha böyle high involvement denilen şeyde, pazarlamada. Yani hani çok böyle karar verme sürecinde insanın içerisine çok girdiği ürün ve servisler. Bunlar enterprise level dediğimiz, fiyatı yüksek olan ve satış süreci çok uzun olan şeyler, ürünler. Yani bir SAP çözümü alacakken bir firma, SAP çözümünü seçme süreci farklı partilerin, geçen hafta konuştuğumuz gibi farklı personelin bir sürecin içerisinde girdiği bir durum oluyor. Şimdi buradaki şey tarafı, nurture clause tarafında tam olarak Taylan'ın bahsettiği gibi satış pazarlama ekiplerinin çok iç içe çalıştığı, lead scoring mekanizmasının çok böyle şey otomatik çalıştığı, Ezgi'nin bahsettiği gibi arka tarafta yapılan bütün çalışmalar, use case çalışmaları, remarketing çalışmalarıyla satış ekiplerini birebir bir satış personeli o satışı kapatmak için işte 15 kere touch şey yapıyor, dokunuyorsa marketinginde bir en az 15 kere arka taraftan dokunması gibi destek verdiği bir süreçte gerçekleşiyor. Ama burada zaten sales cycle'lar 9 ay 1 yıl. Yani 9 ay 1 yıllık süreci yönetmeye çalışıyor aslında burada marketing ekibi. İkinci tip ürün veya servisler birazcık daha arada kalan, yani B2B de olabilir, B2C de olabilir ama bir free trial süreci olan, free trial sürecinde de gene satış ekiplerinin bazen dahil oldu ama şey üzerinden de, sistem üzerinden de otomasyonlarla online self onboarding yapılabilen ürün tipleri. Burası birazcık daha melez işliyor. Yani burada hem marketing aksiyonları arka tarafta, işte otomatik e-mailler, Yağmur'un anlattığı mesela bu bir şeyse, mobil uygulamaysa, arka tarafta yapılan e-mail marketing otomasyonları, push notifikasyon otomasyonları gibi otomasyonlar işlerken belirli yerlerde satış ekipleri de devreye girebiliyor. Bu gene ürün satış fiyatının birazcık yüksek olduğu ürünlerde. Yani birazcık daha ne enterprise ne böyle şey nihai kullanıcı ürün ama orta fiyatlı ürünlerde. Mesela bizim kendi ürünlerimiz içerisinde DMA eğitimlerini buna örnek verebiliriz. Bir B2C ürün ama günün sonunda fiyat anlamında insanların gelip direkt online'da karar alma şeyini, sonucunu veremedikleri ürünler. Üçüncü tip ürünlerse düşük fiyatlı, anlık şeyle satılabilecek, anlık aksiyonlarla satılabilecek ürünler. Burası full automated. Yani buranın zaten bu sürecinin, özellikle free trial'dan sonraki bütün sürecinin, işte mobil uygulama içerisindeki şeylerle, otomasyonlarla, bu bir web uygulamasıysa, webden satılıyorsa, e-commerce firmasıysa, web üzerindeki push notifikasyonlarla veya web üzerindeki şeylerle, bütün otomasyon senaryolarıyla o şekilde yönetilmesi lazım. O yüzden buraya dönüp bakarken benim tavsiyem şu, sektör vesaireden ziyade satılan ürünün fiyatı ve ürüne karar verecek, yani karar verdirirken ki ne kadar işin içerisinde süreçler şey yapıyor, zorlaşıyor, ona bakmak lazım. Ona göre şeyi hiç unutmamak lazım. Zaten şu an slide'a da onu özellikle koyduk. Satış ve pazarlama ekipleri diye bir şey yok artık. Büyüme ekipleri var. Yani satış ve pazarlama ekiplerinin beraber çalıştığı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi 12 dakikamız kalmış. 5 dakikada son şeyi konuşursak, 5-10 dakikada soru alabiliriz. Burası işin şey tarafı. İşte trafik sağladık. Trafikten sonra gelen trafiği bir aksiyona şey yapmaya çevirdik. Aksiyona dönüştürdük. Ama aksiyon bizim için hala parasal bir değer ifade etmiyordu. Kullanıcı veya lead'i müşteriye çevirdik. Şimdi de mevcut müşteriler üzerinde
onları elde tutma veya onların yaşam boyu değerlerini büyütmeye yönelik faaliyetleri konuşalım. Ezgi, yine senden başlayalım. Bu tarafa dikkat ediyor musunuz, yoksa ya zaten müşteri olmuş o, dur ben döneyim de yeni müşteri yapayım falan gibi bir benimseme var orada? Hayır ya, benim özellikle çok aslında önem verdiğim yerlerden, kritik bulduğum yerlerden bir tanesi. Çünkü mevcut müşteri zaten yeni müşteri arayışındayken referans olarak gösterdiğin, başarısını ortaya koyduğun ve bu sayede aslında güvenilik sağladığın bir şey olduğu için, aslında alan olduğu için onu doldur boşalt yapmamak gerekiyor gerçekten. Mevcut müşterinin mutlu olması o anlamda değerli. Bu tarafta özellikle firmalar, hem bu firma üzerinde hem diğer firmalarda aslında mevcut müşteri kitlesini yazdığımız use case'lerle, newsletter'larla, sosyal medya paylaşımlarıyla, sosyal medyadaki hesaplarımızı takip etmelerini sağlayarak aslında devamlı bir iletişim yapıp hem onlara tipler veriyoruz, hem onlara işte özellikle şu anda işte koronavirüsle uğraşırken yeni bir tane program geliştirdi firma. Mevcut müşterilerine kurucunun ağzından attığımız bir e-mail ile aslında böyle de bir sizler için yeni bir program yaptık, sizlerle paylaşmak istedik deyip aslında başka bir cross-sell imkanını da denediğimiz ve onları engage tuttuğumuz, içeride tuttuğumuz, yeni şeyler ürettiğimiz bir aslında yapı uyguluyoruz burada. Ben hani bu kısmı çok değerli buluyorum. Belki reach, attract, işte nurture, close dediğin gibi. Yani aslında hepsi birbiriyle bu funnel'ın doğru çalışabilmesi için. Hani bu funnel'ı yukarıdan doldurup customer'ı artırırken o taraftan da kayıp yememek adına bence her biri birbirinden hani daha değerli diyebilirim. O anlamda bu kısım devamlı yeni taktik üretilmesi, düşünülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Süper, teşekkür ederim. Yağmur? Ben burada en çok kullandığımız, yani müşteriyi elde tutmak için push notifikasyon taktiğinden bahsedeyim. Burada aslında push notifikasyon gönderirken kullanıcılara sürekli olarak ürününüzle alakalı update'lerden bahsedebilirsiniz. Yeni oyunlar geldiğinden, bu yeni oyunların çocuğunuzun hangi özelliğini geliştirebileceğinden bahsedebilirsiniz. Bu gibi push notifikasyonlarla aslında app'i daha çok açmasını sağlamamız lazım kullanıcının. Bunun yanı sıra sağladığı faydayı da sürekli göz önünde tutmak amacıyla aslında işte çocuğunun bu hafta ne kadar geliştiğini izledin mi gibi sürekli olarak geliştirilmiş olan raporları ebeveynlerin de önüne çıkarmak çok önemli. Zaten burada en çok işe yarayan taktik tabii ki push notifikasyonlar oluyor, yani bir mobil app'te olduğu için. Aynı zamanda şöyle bir şey de söyleyebilirim. Zaman zaman da bu taktikleri aslında farklılaştırmak gerekiyor. Yani bir süre sonra da sürekli aynı mesajları veriyor olmak da kullanıcıyı sıkıyor ve hatta bazen görmüyoruz bile telefonumuzun ekranında düşen notifikasyonu. O kadar alışmış oluyoruz ki. Daha farklı taktikler de zaman zaman hakikaten geliştirmek gerekiyor yani. Mesela bizim uyguladıklarımızdan bir tane örnek vermek gerekirse. Markanın başka bir markayla, yine çocuk eğitimi amacıyla tabii ki başka bir markayla yaptığı, örneğin kurumsal bir işbirliğiyle mevcut müşterilerine şu kadar oyun oynadın, örnek veriyorum. İşte bu başarı sonucunda sana X markadan %30 indirim kuponu veriyorum gibi. Aslında kullanıcıya her zaman da aynı mesajlarla gitmemek gerekiyor. Bir yerden sonra taktikleri farklılaştırmak, kullanıcıların belki aktif kullanıcı olmaktan çıktığını gördüğümüzde değişiklikler yapmak, mesajları değiştirmek, hangi mesajların daha işe yaradığını, ne şekilde kullanıcıları aktif kullanıcıya dönüştürebildiğimizi tespit etmek ve bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Zaten geçen hafta da söylediğim gibi B2C olduğu için ve mobile app olduğu için satın alma kararını ne kadar hızlı veriyorsa app'ten vazgeçme size o kadar hızlı olabileceği için aslında B2C de çok önemli bir alan olduğu için sürekli A-B testingle, sürekli hangi mesajının daha iyi çalıştığıyla bu tarafı çok sıkı takip etmen gerekiyor. Teşekkür ederim. Taylan? Abi şöyle sorunla başlayayım ben senin aslında. Yani mevcut müşteriyi elde tutmak ve büyütmek ve yeni müşteri kazanmak. Burada tabii ki efor alokasyonunu çok doğru yapmak lazım ama şunu sanırım hepimiz hemfikir oluruz. Mevcut müşteriyi tutmak çok daha az eforla yapılabilecek bir şey. O yüzden mutlaka tutmak ve çapraz satış yapmak tabii ki de. Dolayısıyla bu kısım dediğin gibi hep böyle işte artık müşteri bağladık, kapandı bu gibi göz ardı edilen bir aşama olsa da şu mutlaka unutulmamalı. Özellikle yatırım almaya çalışan şirketlerin vesaire veya büyümeye çalışan şirketlerin değerleme alırken bakıldıkları en büyük metriklerden biri müşteri yaşam ömürleri. İşte LTV dediğimiz kısım.
Dolayısıyla bu metrikler bir şirketin değerini çok önemli, gösteren çok önemli metrikler. Burada tabii biz neler yapıyoruz? Ben yine kendi yönettiğim proje özelinde konuşursam, aslında burada çok farklı senaryolar uygulasak da sadece birini anlatayım ben. Monthly newsletter'lar yapıyoruz. Bunlar her ne kadar çoğumuzca ve iş dünyasınca spam mailler olarak adlandırılsa da aslında öyle değil. Çok doğru yapılan, çok doğru tasarım ve doğru içerikle paylaşılan, doğru zamanda paylaşılan newsletter'lar gerçekten şirkete çok fazla katma değer sağlıyor ve mevcut müşteri için de bir değeri oluyor onun gözünde. Tabii bu mailler için içerisinde sadece haber niteliği barındıran içerik değil, ürün update'leri, işte indirimler, Yağmur'un bahsettiği gibi şirket içerisindeki haberler olabilir, ekipten haberler olabilir, sektörel bilgiler, sektör raporları, sektör trendleri nereye gidiyor gibi aslında gerçekten ilettiğiniz kişiye, kullanıcıya veya mevcut müşterimize bir değer sağlayacak içerikle bunu yönetebilirsiniz. Burada benim yine yönettiğim proje üzerinde söylersem, mesela yakın zamanda bir webinar tool'u lanse ettiler. Ve aslında onların personasıyla çok çok uyuşan bir ürün. Daha doğrusu aslında çoğu personayla uyuşuyor bu ürün ama direkt cross-sell imkanı tanıyan bir şey. Dolayısıyla direkt ben e-mail datama bunu gayet rahatlıkla promote edebilirim. Mevcutta olan memnun müşterilerime ayrıca bu ürünü de sunabilirim. Burada işte yine indirim veya işte bir promosyonla veya bir yan ürün olarak da ya bundle olarak da yine pazarlayabilirim. Dolayısıyla burası mutlaka bizim Growth ekibi olarak mutlaka değer verdiğimiz, üzerine efor harcadığımız, kafa yorduğumuz alanlardan birisi. Süper, sağ olun. Üçünüz de ağzınıza sağlık. Burada ben de çok hani ufak bir ekleme yapmam gerekirse, buradaki işin bir gerçekten birebir bir parasal, yani gerçekten revenue'yu artıran bir şeyi var, kısmı var. Örneklerde bahsedilen yukarı satış veya çapraz satış bunu sağlıyor. Bir diğeri fırsat maliyeti anlamında Taylan'ın da bahsettiği hem elde tutmanın daha şey olduğu, uygun fiyatlı yeni müşteri kazanıma göre kısım var. O yüzden belki direkt görülmese de indirekt olarak gene finansal getirisi olan bir kısım var ki buranın hani mevcut müşteri isterseniz high involvement, yani yüksek fiyatlı bir ürün olun, isterseniz düşük fiyatlı bir ürünleriniz olsun. Bu kısımda sürekli müşteri feedbacklerini dinlemek ve hani müşteriyi elde tutma amaçlı buraya mutlaka ama mutlaka efor ayırmak gerekiyor. Çünkü zaten startuplar için bu kısımda fazla churnlıyor durumda olması product market fit problemi olabilir. Yani günün sonunda evet kullanıcı alıyordur ama memnun olmayıp bırakıyorsa Taylan'ın altını çizdiği gibi bu hani şeyde de hani yatırımcının da baktığı bir şeydir, yani burada bir product market fit problemi var gibi. Veya B2C pazarda çok fazla şey yapıyor, müşteriyi içeri alıyor, müşteri elde tutamıyorsa günün sonunda customer acquisition cost ve müşterinin yaşam boyu değeri arasında denklem oturmadığında her zaman negatif return on investment'la gidemeyeceği için gene finansal anlamda ciddi problem yaşamasını sağlar. Bir de burada şu bacak var aslında. Direkt finansal olarak gözükmese de indirekt olarak finansal değere dönüşebilecek, müşterilerle beraber yapılacak B2B'lerde case study çalışmaları, B2C'lerde testimonial alma veya olumlu yorum review alma çok önemli. Çünkü bugün dönüp baktığınızda ister B2B ister B2C bütün şeylerin, firmaların pazarlama materyali olarak en kuvvetli materyali müşterilerin onları adına ürettikleri içerikler. Öyle olduğu için mevcut müşteri süreçlerine bakarken aslında direkt finansalın yanında onlardan olumlu yorum almak veya onlardan B2B ise case study testimonial almayı da mutlaka ama mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Şimdi webinarı kapatmadan bir sorular olan varsa Q&A tarafına yazabilirler. Ben en son chat'i de okuyacağım. Chat'te bir iki soru gördüm. Bir 5-10 dakika zaten soruları da yanıtlamak isteriz. Bu arada bugün konuştuğumuz taktikler gibi aslında MBT'nin günlük hayatında bir sürü taktik üretiliyor ve bu uygulanıyor. Uygulandıktan sonra metriksel olarak ne işledi ne işlemedi bakıyor. Geçen hafta ufak bahsettiğimiz yakın zamanda gelecek bir ürünümüz var, Grow Marketing Hub isimli. Bu üründe bizim growth taktikleri sergileyeceğimiz bir kısım olacak. Bu kısımda aslında hem hangi kanala
kanalda olduğuna göre, yani PPC kanalında, content marketing kanalında, strateji bacağında hangi başlıkta olduğuna göre, hem de hangi hedefi içerdiğine göre, yani trafik toplama hedefi, marka bilinirliği hedefi mi, conversion hedefi mi, retention elde tutma hedefi mi gibi taktikleri sergiliyor durumda olacağız. Zaten bütün webinar katılımcılara ürünü lansmanını yaptığımızda birebir bilgi veriyor durumda olacağız ama hani bu webinarı izleyip ya bu kadar fazla taktik arasında bu taktikleri ben nerede hani bulabilirim veya alıp nerede kullanabilirim dediğinizde de MBT ekibi bu 5 senelik şeyin de aslında know-how'unu bir şekilde servis bir şekilde servis etmeye başlayacak. Son olarak zaten chat'e yazdık. Bizleri takip etmek isterseniz sosyal medyada özellikle bu içerikleri sürekli YouTube'da yayınlıyoruz. Podcast olarak yayınlıyoruz. Hem global hesabımız hem Türkiye hesaplarımız. Hem Facebook'ta hem Twitter'da hem LinkedIn'de sürekli içerik paylaşıyor. Özellikle bugünkü konu üst başlıktan biraz taktik oluşturma tarafıydı. Önümüzdeki haftalar dediğim gibi hem içerik pazarlamasına hem performans tarafına SEO ve PPC hem de user experience tarafına da daha derinlemesine giriyor durumda olacağız. Şimdi ben Q&A'daki sorulara bakayım. O arada chat'e de bakayım. Buradan başlayalım. Çok hızlı yukarıdan. Ulaş'ın o sorusunu yanıtladık. Ulaş'tan bir soru var. Ezgi, Hotjar yerine ücretsiz bir tool var mıdır? Yandex Metrika biraz ağırlaştırıyor siteyi. Onun dışında varsa. Var mı kullandığınız? Biz de Yandex ve Hotjar kullanıyoruz. Yani onun dışında kullandığımızın şu anda sistemdeki aslında en iyi şey yok. İki tool onlar diyebilirim. Yani burada Twitter'ı sürecinde şey yapmak lazım sana bırakayım. Yani, ya burada biraz biz tool konularında şöyle mesafeli olmaya çalışıyoruz. Şimdi Digital Marketing Institute'u söyleyebiliyoruz bir B2C ürünü olarak. Çünkü biz zaten partneriyiz. HubSpot'u söyleyebiliyoruz. Hatta Taylan anlatırken lead scoring falan kısmında mesela aklıma şey geldi. Belki bir hafta şöyle bir webinar yaparız. MVT kendi pazarlama süreçlerinde HubSpot'u nasıl kullanıyor? Çünkü evet. Şu anda gördüğünüz ekip aslında bir yanda markaları yönetirken bir yanda da MBT'nin kendi ürünlerini yönetiyorlar. Bir nevi aslında böyle hem markada hem MBT'nin kendi tarafını öğrendiği süreç içeride sürekli böyle birbirini yoğuruyor. Mesela HubSpot'u söyleyebiliriz çünkü birebir kullanıyoruz ve hani Türkiye'deki official partneriyiz gibi. Veya Semrush'ı söyleyebiliriz. Ama hani şey tarafında özellikle bu heatmap tarafında Ulaş benim de hani Hotjar ve hani Metrika, Yandex Metrika dışında kullandığım bir ürün olmadığı için. Ha, burada bolca deneme yapabilirsin ama şöyle bir alt şeyde vereyim. Ücretsiz ürün diye bir şey çok yok artık arkadaşlar. Yani bir şey ücretsizse ürün biz oluyoruz zaten kullandığımız şeyde. Hani o bir yerde bir şekilde monetize oluyor hayatında. O yüzden burada birazcık daha şey, evet deneme yanılma free trial'lara bakmak, doğru ürüne karar vermek. Ama doğru, yani ben çok fazla şöyle case'de görüyorum. Ücretsiz ürün bulmaya çalışırken harcanan zaman veya o ücretsiz ürünü kullanırken ki eksik performansdan dolayı kaçırılan fırsat daha da büyük olabiliyor bir noktadan sonra. Fırat, biz teşekkür ederiz abi. Gene webinarımızda seni görmek çok keyifli. Q&A tarafında önceki webinarına katılamadım. Ulaş, bizim YouTube hesabımıza gidersen şu an şeyde gözüken, chatte gözüken chat'e YouTube'u yazmamışız. Hemen YouTube'u da şey yapayım. Ekleyeyim ben şuradan. YouTube hesabımıza bütün hepsini ekledik. Hatta şurada açık hemen. Bir saniye. Ve her hafta da zaten düzenli olarak şeye eklemeye devam ediyoruz. Evet. YouTube hesabımızdan da hepsini izleyebilirsiniz. Başka da soru görmüyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim size tekrar. Geçen hafta persona ve funnel oluşturdunuz. Bu hafta da funnel bazı taktiklerinizi şey yaptınız. İlettiniz. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel oldu. Ben de özellikle şey anlamda çok şey yaptım. Keyif aldım. Biz teşekkür ederiz Cem. Selamlar bu arada. Evet, başka da ekstra ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Bugün taktiği kesmek istemedim. Geçen hafta taktiği kestiğim için sorum onu almadan yani. Ben teşekkür ederim herkese. Tamamdır o zaman. Haftaya içerik pazarlaması, büyüme odaklı pazarlamada içerik pazarlamasında görüşüyor durumda olacağız. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.